Kante diyebilir miyiz? Aynen. Kuzur için. Onun şarkısı da var, güzeldir bu arada. Engolo Kante'nin. İkinci harita Fire Flux ve Digital Athletics arasında gerçekleşen Icebox haritası başladı. Hızlı bir hücum gelecek. Kuzur işaretlendi ve hemen side arkasına doğru geri ittirilecek. Ve rahat bir side kontrolü olacak gibi ama 3 tane oyuncu arkadan geliyor. Evet, Michael perde arkası birkaç prefire denedi. Dediğin gibi arkadan gelecek hoca çok kritik. Soşni yeri belli oldu. Orada Sociable'ın yardımı var. Mini bir tane vurmuş. Soşni'den 2 tane çatlı cevap var. Orada hala bir oyuncu var. O da üstünde gezen Çaçan. Çaçan şimdi Soşni'nin dolaştığını mı düşünüyor? İleri mi gidecek? Evet, ileri gitmeye karar verdi. Soşni bu arada kaçırdı yalnız. Çaçan'ın çok iyi bir haber değil. Böylece Lourdes yakalandı. Çaçan buralarda olmasını bekliyor rakibinin. Diğer oyuncu da gördü ama Ores ile Brasco eş zamandakiler yalnız çözer. Bir fake attı. Kuzur çözerdi ama bunu beklemek istedi. Bir kill daha çıkarabilir mi? Mermisi kalmadı ama oraya doğru yaklaşan bir Soşni var. O kill alır mı? Kuzur alamadı. Soşni'ye yazmak lazım ama ucundan. Evet, DA şimdi eko yapacak. Bir tane şerif görüyorum. 4 tane klasik ama hala Ores. Mini'yi vurarak başladı. Kuzur kendini oraya saklamış. Yakın mesafe. Burst fire yeterli değil. Lourdes'un kill'i var. Kafalar yanıyor ama killer gelmiyor. Orada Çaçan'ın altında mı Ores kesiyor? Bayrant olacak DA için. Çaçan'dan bir çalıcısı var. Çaçan prefire'larla beraber. Belki de ilk bulması gereken oyuncuyu buldu bu arada. Evet. Sociable'ı buldu. Bu arada hemen sandviç tarafından Lourdes tespit ediliyor. Çaçan backside'a geçti. Çok ciddi bir hasar. Kalan 3 oyuncu da tespit edildi. 4 oyuncunun da burada olduğunu biliyorlar. Harika bir rotasyon geldi eş zamanlı killerle birlikte. Şimdi kalan son 2 isim Soşni ile Lourdes. 42 canı var Lourdes'un. Gelen tabi spamler de söz konusu oraya doğru. Spectre ile birlikte Soşni'ye uzak mesafe düellosunu kabul etmek istemiyor. Mayko'nun Lourdes'u düşürmesiyle birlikte Lourdes sonuçlarıydı. Ve şimdi burada kazanmak zorundalar. Aksi takdirde 2-0 seride geri düşecekler. Bu da büyük bir muamma olacaktır onların tarafında. Bey tarafında. Şimdi gelen bir Viper perdesi var. Anti-flash bekliyor aynı zamanda. İşaretlenmemek için silahın ucunu göstermek istemeyecektir. Rahat bir plant olacak gibi. Orada Bajix'ten gelen bir şok oku var. Çok minimal hasar ama işte aradığı kili şimdi buldu Digital Athletics. Kendini çok iyi sakladı orada Çaçan. Perdendikten sonra da çok iyi bir pozisyon yakaladı ve şimdi retake için senaryo başlayacak. Sociable side'da kaldı. Yanında hiçbir arkadaşı yok. Crossfire'da Kuzur. Sociable'ı kaçırdı. Şimdi infosunu aldı. Soşni çok dikkatsiz ama Kuzur'u vurana kadar Sociable ve Soşni ikilisinden eş zamanlı 3 kill. Yani sahne şöyle oldu. Kuzur almayacak. Asist avuçlarını almış. Çaçan öne doğru hamle yaptı. Bunu bilmiyorlar. Heaven tarafında Sociable var. Buraya karşı ne kadar kontrollü olacak? Bakalım Lourdes açıları tazelemeye başladı. Atışını kaçırdı Çaçan. Buradan kaçabilecek mi? Çok emin değilim. Üzerine doğru gelen bir Sociable var. İşte kaçabildi. Bu da onun adına önemli. Çünkü erken Çaçan'ı kaybetmek Digital Athletics'in al savunmasında belinin kırılması anlamına geliyor. Orada ikili bir oyun vardı zaten. Hani böyle Lourdes biraz zorlarken aslında Sociable'a asistlemeye çalışıyordu pozisyonu. Dediğin gibi Çaçan'ın kaçması kritik burada. Şimdi oraya doğru bir cross koydu. Yukarı ve aşağı birazdan Laures'in kafasını görebilir. Çok kontrollü bu arada. Yani FF 5 kere shoulder pick attı aynı yere. Yavaş yavaş Sociable geliyor. X 2 tane kill çıkarmış. Brasco'nun yardımı var. Mini de gelecek. Mini çok zorlandı. Brasco Sociable'ı kaldırınca. Çaçan son konsim ve açısı çok kötü bir yerde. Çok güzel bir ok da geldi. 50 can. Yalnız orada olmadığını düşünüyorlar şu an. Gelen ikinci şok okuyla birlikte Soşni bir kill daha çıkarttı. Tek başına Kuzur var. 1-3'e getirdi oyunu. 51 canı. Gelen wallbang atışlarıyla birlikte Sociable bu arada çevirmeye çalışacak. 20 saniye. Kuzur ultiyi kullanabilecek mesafeye sahip mi çok emin değilim. Soşni, Spike hala Kuzur'un kontrolünde. Onu geride bekliyor olabilirler. Bu kadar önde beklemiyorlar. Şu an 10 saniye zaman akmaya devam ediyor ve smoke'dan. Evet. Gelen 2 tane şok oku. Yine Soşni imzası var bu arada round'un içerisinde. Eş zamanlı killer. Soşni bu arada Heaven'dan pickleyecek ve çıktığı pozisyonda kutu üzerinden Mayko'yu buluyor. Çok yakın. Güzel bir headshot. Ama devamı yok şu an için. Sarı tarafında bir oyuncu daha var. Mini üzerine düello kabul ediyor. Bajix. Bir canı kaldı. Sociable hiç farkında değil. Ulti geliyor bu arada Bajix'ten. Ama ultiler sonuncusu isabetli sadece. Ve kendisi de orada ciddi hasar aldı ama 2 vs 3 round biraz kazanabilir hale geldi en azından DA için. Şimdi Mini tabii arkasından gitmeye çalışıyor. Bekleyecek. Mini oraya bakar mı? Bakar sanki ama Sociable'dan çok keskin bir headshot. Yani Mini'ye şans tanımadı orada. Bajix'in de bu arada arkadan gelen pozisyon alacak. Önde karşılayacaktır. Diğer oyuncular da mid tarafında. Savunma başlangıç noktasında. Bu arada bir timing oldu. Evet, çok iyi bir haber değil bu FF için. Eğer yani, Bajix... Smoke var, asist havuzlarını kullanacaktır muhtemelen Lourdes. O yüzden çözmesine de izin vermeyecek. Yalnız biraz geç de olsa fark etti ilk oyuncuyu. Şimdi Bajix içeri girdiğinde sadece bir canı kalıyor. Asist havuzu geldiği gibi de... Bir önceki elemelerinde hani en etkili takım olduğunu söylemek lazım Avrupa'da. Bu arada önemli yani Çaçan'a karşı bir wallbang ile alınan kill. Entry, Sociable şimdi ultiyi de açtı. Hızlandırmaya çalışacak gibi. Çok erken oyuncu kaybetti. Brasco Mini'de yakalamış. İkinci site açılma killi de geldi. Bajix üzerinde zıp zıp zıplayan Sociable. Ve Kuzur'la beraber Mayko için bir save zamanı gelebilir. Çünkü armorları korumakta ekonomik olarak kritik olacak. Ya, bıçakları da tazelendiği için Sociable burada operatörü bırakıp bıçaklarla üzerine gitmek isteyebilir kalan Digital Athletics oyuncularının. Fire Flux ekibi roundları kazanırken çok fazla oyuncu kaybetmiyor. Bu da gerçekten onların ekonomisini zenginleştirmeye devam edecek. Yalnız Sociable bıçaklarına davranınca Kuzur bu sefer rakibini bulmuş. Hemen haritayı daraltmaya çalışacaklar rakipleri üzerinde. Spawn tarafına doğru giden Soşni var. Mid'den ses dinlemeye çalışan Lourdes. Kuzur'la Mayko bu silahları B-Main tarafında korumaya çalışacaklar. Ama gerçekten zor olacak. Kesinlikle öyle. Yani şu an için onlara bakıyorum kim var diye. Hamle gelmedi. Evet, hiç onlara girişemedi. Ve şimdi Heaven'ı izleyen Mayko var. Şöyle hemen çökecek aşağı doğru. Mini o pozisyonlardan birinde harika bir kill çıkartıyor. Ohoho! Ayağını kaydırdı Brasco Mini'nin. Resmen aşağı yuvarladı. Kesinlikle güzel bir takas. Ama işte Mini ilk haritada da bunu yaptı. Bir kill aldıktan sonra devam etmek istiyor. Avantaj aslında çok kritik ve Lourdes Çaçan'ı bulmuş. İsteyebilir ama bu arada arkadan gelen oyuncuyu yakalamıştı. Bu da çok kritik olacak. Yani bunu Spectre yapmak daha kolay ama Icebox'da zor. Yani çok uzak mesafeler. Operatör var. Şöyle vuruşlar var. Yani... 4'e 3 avantaj bir anda Fire Flux'a geldi. Mini'nin kill'le başladık round'a. 4'e 3'tü. Zaten 4'e 3'tü. Kuzur bir de ultisini kullanıyor. Yine 4'e 3. Yalnız Kuzur iyi sızdı oraya. Kardan adam da beklemeyeceklerdir kimseyi ama. Brasco duvarı olmadan plant yapmaya çalışırsa sıkıntı olabilir ki oldu bile. Kuzur'dan gelen kill. Sochni kırık tarafında pencerede bir zaman kolluyor ve buldu o zamanı. Mini'yi düşürdü. Mini round'da ikinciye düşüyor. Şimdi Spike hala kurulamadığı için bu bir problem. Digital Athletics round'u çalabilecek mi? 30 saniye kaldı. Fire Flux'ın hala 3'e 2 olduğunu söyleyelim derken Kuzur vurmaya devam ediyor. Yani çok kritik. Şu an bir Spike'ı kurma fokusu Fire Flux'ın round'u kaybetmesini sağlayabilir. Soşni çok iyi arkaladı yalnız. Kardan adama kadar gelecek. Yalnız 15 saniye kaldı. Bir yerde koşması lazım. Şu an diyor ki yani Spike'ı boş verdim. Vurman lazım. İlk kill aldı. 10 saniye var. Michael info'yu aldı. Alıp kurmak için zamanı olacak mı diye bakıyorum ama bir drop geldi kendisine. Şimdi Mini burayı bekliyor. Headshot angle'da oynayacak. Sociable sanırım fark etti onu. Atışında isabet bulamıyor. Çaçan bu arada yine cep tarafında bekleyecek. Sociable şöyle sandviç açısını izlemeye devam ediyor şimdilik. Ya B tarafında çok ciddi aksiyon yok. B arkasını almak Fire Flux adına çok hedef de değil. O yüzden round başlarında çok ciddi inisiyatifler alınabilir Digital Athletics tarafında. Burada Çaçan üzerine gelen ciddi hasarlar var. Şok okları sanıyorum. Çaçan oraya sıkıştı. İkinci hastavuzu geldi. Hayatta kaldığı için şanslı yandan aldı ve Çaçan şu an hasar almıyor. Oraya doğru Çaçan'a bakmaları biraz zor gibi. Soşlu botu çaldı ama Brasco yine de kontrol etti. Eş zamanlı Soşlu'dan da bir kill geliyor ve DA aslında kalabalık crossfire var ama o timingleri bir türlü yapamadılar maç boyunca. Yani özellikle ilk temasa giren oyuncu çok erken düşünce Çaçan da kontrol edildi bu arada. İki tane hastavuzu gelmiş olmasına rağmen muhtemelen hastavuzlarının doğru gitmediğini de söylemiş olabilir Lourdes. Evet. Mayko ile birlikte kalan diğer isim Kuzur. Kontrol edilmezse büyük bir sıkıntı olabilir. Şimdi fark etti Kuzur. Üzerine doğru Sociable düştü. Sociable düştü ve refleks olarak sesi duyunca büyük ihtimalle elindeki bıçağı sallamaya başladı. Sapladı bu arada. Evet evet. Ve Firefly... İşte senin bahsettiğin konular gelmeye devam ediyor. Sociable çok rahat iki tane entry aldı bile. Çok bireysel oyun. Çaçan bu arada atışını kaçırdı. Lourdes'un Kuzur'un vurmasıyla birlikte tek başına Bajix kalıyor. Yani ne dersin? FF'in yaptığını Digital Athletics şaşırtıcı gözükmüyor. 2 round kaldı. Bunu da 8-2 olduğunu düşünecek olursak. Ya aslında kompuna uygun. 11-0'dan sonra inanılmaz bir seri var. Bu sefer Sociable. İlk defa belki de. Çaçan onun üzerine entry'yi buluyor. Brasco hemen kaldıracak. Yani ne zaman bir avantaj alsa Digital Athletics, Brasco'nun ultisi olduğunu görüyorum. Kesinlikle ve hemen kaldırılıyor ulti. Düzeltiyorum avantaj. Şu Bajix yakından infoyu aldı. Mini'den çok zor bir headshot. Geri kaçıyor yavaş yavaş ve oradan çıkmayı başardı. Kullanmadı Hazret'te aynı şekilde. Brasco Çaçan'ın Neredeyse cross'undan çıktı kabaca. Mini hala oralardan ekstra yapmaya çalışıyor tabii ki. Kendi gözü kullandı. Kalmadı bu orta flash'ı. Ve daha oynaması gereken bir orta round var ama Bajix. Soşni'yi buldu. Kuzur. Çok bireysel. Evet aynen, denemeler devam ediyor. Lourdes de Mini'ye cevap veriyor. Ya şu an Digital Athletics'in istediği gibi bir oyun oynanmıyor. Fire Flux istediğini alan taraf, tek başına Mayko kaldı. Mayko'nun burada olduğunu biliyorlar. Ulti kullanıldı. Ultinin içerisinden çıkıp takip etmeye çalışacak bütün oyuncuları. Ama Mayko shiftlemeye devam ederken çoktan B'nin yolunu tutan 3 tane oyuncu var. Hem de spawn bölgesinde Lourdes bekleyecek. Tüp tarafına giren yine Lourdes var. Son 30 saniye. Lourdes'un tabii ki bozuldu. Duman bütünlüğünün bozulmasıyla birlikte Mayko şu an için yani garaj tarafında bir oyuncuyu gördü sanırım. Öyle düşünüyor ve Spectre var. Kuzur'la beraber Mayko'da, Bajix'te bir Bulldog var ve Çaçan'da Guardian var derken neredeyse operatörle vurur gibi vurdu. Çok zor vurdu bu arada. Ya ikidir arkasında kalıyor. Lourdes bu arada backside'a kadar gelebildi ve içeri girmeye çalışan Mayko'yu düşürüyor. Cın da tazelenecek. Çaçan Soçni'yi yakalamış. Hemen ulti geliyor bu esnada avcının iddetiyle birlikte. Oo, girdi içeri. Harika bir ulti geldi. Yine kill ile birlikte. Oo. Bir kill daha Çaçan. Teker teker bulmaya devam ediyor Lourdes'i ve Fire Flux oyuncularını. Lourdes'un tek başına kaldığını görüyoruz. 9-3'e doğru gidiyor oyun. İstediği yardımlaşmayı ilk defa yapabildi burada DA takımı. Lourdes'un şimdi 40 canıyla beraber 3 blok var. Sanırım bir iki oyuncu o kırılamadan önce tespit edildi. Tam göremedik. Bajix hemen drone'u da çıkaracak. O ortaya girdiler yalnız. Ortaya girdiler ama A tarafına doğru gidecek olurlarsa onları çok farklı açılarda bekleyen birçok oyuncu olacak. Yakın mesafe Sochni. Çok güzel bir burst. Bir kill var sadece. Lourdes o da birebir takaslandı. Kim tarafından? İşte Mini tarafından. 3 tane kill Mini'den. Takas killerinden sonra A'yı boşalttı Mini. 3'e 2 oyuncu avantajı şu an için Digital Athletics'te. Yani, Brasco ile Lourdes kalan 2 oyuncu. İlk kill neyse ama ikincisi inanılmaz zordu. Crosshair tekrar düzeltti. Eğildi, kalktı, devam etti fight'a. Şimdi Brasco'dan bekliyor onu. Lourdes yavaş yavaş geldi. Baktı oraya doğru. Çaçan biraz zorlandı. 50 cana kadar indirdi ve Lourdes zıplaya zıplaya geldi, o kill aldı. Şimdi Brasco yakın mesafeye güzel bir kill daha çıkarıyor. Mini. Ace Clash gelir mi? 1 vs 1. Yerine kadar çözdü. Çözüyor. Brasco çözüyor. Çözüyor. Brasco. Çözmeyi başardı. İşlemci kaldırmıyor oyunu. Evet şimdi Mini yaklaşacak. Tabi Vandal çekti Mini. Az önceki round'dan sonra bir force'a gidiyor DA. 1 vs 1 değil. Ya 1 vs 0'da kaybedilen bir round olduğu için. Şimdi Brasco yakın mesafe. Oh. Çok zor bir kill aldı ama çıktı oradan Spectre'siyle beraber. Spik'te aynı şey olmuştu. Mini 2 kill birden çıkartmıştı. Aynı pozisyon neredeyse. Hala orada Brasco. Brasco jeneratör üzerinde. Viper perdesinden sonra inecek. Ve şimdi hemen çok farklı bir açıya kurulacak. Spike kurulabildi ama koruyamıyorlar şu an için. Lourdes'ten 2 tane kill. Brasco'nun desteği var. Tek başına ve Lourdes 3. killini alıyor. Oraya pozisyon alıyor tekrar. Yani DA'nın yine biraz maç sonuna doğru yaklaştırması lazım işleri. Yoksa Fire Flux. Abi Speed'de aslında alabilirdik. Uzatmaya da götürdük ama Icebox'a gelince işleri toparladık zaten diyecektir. Yani işlerin nötrlenmiş olması bizim Digital Athletics'in kasayı da bırakmış. En arkada Sociable var ve şimdi Lourdes devreye girecek. Çok kritik killer. Sochni Mayko'yu buldu. Lurk'ün lurk'ü ve şimdi önüne doğru geçerken Mini'den bir Spectre kili. Önde Kuzur tek başına yakalandı. Mini 1 ve 2 oynamak zorunda. Burayı kaybetme tahammülü olmayacaktır. Roku kıramadı. Yakın olduğunu düşündürtmeye çalışıyor ve Sociable'ın 3. kili. 12-3. Fire Flux. Brasco bu arada ultiyi alacak. Ve şimdi yani kaldırabilme ihtimali belki önde yakalanan bir oyuncu var. Lourdes sanırım onu kaldıracaktır. Arkadan usul usul yaklaşıyor iki oyuncu da. Çaçan eğer önde yakalanırsa bir anda oyuncu avantajı Fire Flux'a bile geçebilir. Kill gerekecek Brasco'ya. Brasco yavaş yavaş geliyor. Çaçan oraya crosslu. Brasco geldi ve Çaçan kaçtı bu arada. Yerden Vandal aldı ama yani çok önde yakalandı. Lourdes 2 vs 2'ye gelmiş durumda. Şimdi retake başlayacak. Brasco yakınları çekliyor bir yandan. Lourdes smoke'da bıraktı. Defuse için Bajix yakın mesafenin zor. Backside'dan önemli bir kill çıkarıyor. Oh. Ve Bajix... Doğru geliyor. Çaçan'ı fark ettiler. Bir sıçrama daha. Hemen solunda bir oyuncu var. Çaçan orayı şu an için kontrol etmiyor. Sociable yeri tespit edildi. Önde yakalanacak yalnız Sociable. Gitmeden önce bir kill daha geldi. Arka tarafta Lourdes'dan beklediği katkıyı alamadı ama Brasco Mini'yi düşürüyor. Of. 16 canı var. Bajix. Onu yakalamış gitmiş. Bırakmış Spike'ı. Ama Lourdes'ten kardan adam altından çok güzel bir vuruş. Michael gördü. Sola geçti. O da onu gördü yalnız. Michael beklenmeyen bir şey yapıyor çünkü biraz daha açılı bir şekilde geldi oraya doğru. Onu da Soşni yakaladı. 13-4 ile beraber de Fire Flux seriye birbirlik eşitliği getiriyor. Çok net bir oyun. Yani gerçekten rakiplerinden ön planda oynadıkları baştan sona bir harita girdi bıraktılar. Çok iyi bir oyun Fire Flux'tan. Açıkçası Split'in 2.